Merhaba. Şimdi sizlere anlatacağım hikaye oldukça ilginizi çekecek. Yoksul bir ayakkabıcının hayatından önemli bir kesit alıp sizler için hikayeleştirilmiş olarak sunulmuş olacak. Uzak ülkelerden birinde yoksul bir kunduracı ve karısı yaşanmış. Kunduracı çok iyi kalpliymiş fakat yaşlandığı için eskisi gibi çalışamıyormuş. Kazandıkları parayla ancak karınlarını doyurabiliyorlarmış. Elindeki son parayla bir parça deri almış. Akşam olduğu için yapacağı ayakkabının derisini tezgahın üzerine bırakmış ve yatmaya gitmiş. Ertesi sabah her zamanki gibi erkenden kalkmış. Tezgahın üzerine bakınca çok şaşırmış. Çünkü orada bir çift güzel ayakkabı duruyormuş. Ayakkabılar o kadar güzelmiş ki çok zengin biri onları satın almış. Yaşlı kunduracı kazandığı parayla iki çift ayakkabı yapacak deri almış. Derileri yine tezgahın üzerine bırakıp yatmış. Uyandığında iki çift ayakkabı bulmuş. Dükkana gelen müşteriler ayakkabıları çok beğenmişler. Bol bol para verip satın almışlar. Kazandığı parayla bu sefer 4 ayakkabılık deri satın almış. Sabah kalktığında ayakkabılar hazırmış. Günler böyle geçip gitmiş. Zengin kunduracı zengin olmuş ama onlara bu iyiliği kimin yaptığını çok merak ediyormuş. Bir gün karısına, "Bize kimin yardım ettiğini çok merak ediyorum." demiş. "Onlara teşekkür etmek istiyorum. O zaman bu gece saklanalım, gece olunca da gizlice kimin yardım ettiğini görelim." demiş karısı. Bu gece yine tezgahın üzerinde derileri bırakmışlar, sessizce beklemeye başlamışlar. Gece yarısı olunca kapı açılmış, içeriye iki minik adam girmiş. Tezgahın yanına gelerek derilerden ayakkabı yapmışlar. Sabaha karşı da işlerini bitirip gitmişler. Yaşlı karı koca şaşkınlıkla onları izlemişler. Onlara nasıl teşekkür edeceklerini düşünmüşler. Sonunda birer kıyafet dikmeye karar vermişler. Bir iki gece sonra da diktikleri kıyafetleri tezgahın üzerine koymuşlar. Saklanıp minik adamların gelmesini beklemişler. Az sonra kapı çalınmış, cüceler kıyafetleri görüp çok mutlu olmuşlar. Hopluya zıplaya gitmişler ama bir daha da gelmemişler. Kunduracı ve karısı iki minik adama teşekkür ettiklerini düşünüp mutlu olmuşlar. Onları hiç unutmamışlar. İşte böyle. İyilik yapılan ya da iyilik görülen yerde gerçekten çok farklı, çok güzel bir hal oluşur. İyilik hali dediğimiz bu hal insanın yüreğini çepeçevre kuşatıverir. Sizlerin de yüreğini iyilik kuşatsın.